Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ProBot'u tanıtıyorum arkadaşlar. ProBot'la sunucunuzu güzelleştirebilir, koruyabilirsiniz. Gayet profesyonel bir Discord sunucusu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan sitesi probot.io arkadaşlar. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Hemen buradan sunucuma Discord'a ekli diyoruz. Ve sunucumuzu hemen ekliyoruz. ProBot sunucusuna devam et diyoruz arkadaşlar. Yetkilendir diyoruz. Ben robot değilim diyoruz ve sunucumuza ekledik arkadaşlar. Şu an ProBot'umuz sunucuda. Şimdi biz her şeyi panelden yapmaya çalışacağız. Güzel bir panel bizi karşıladı. Yanlarda sunucularımız var, burada profilimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi profil arka planları diye bir yer var. Bunlar gördüğünüz gibi ücretli. Bunlar ise kastığınız rank ile alınıyor, parayla. Gayet güzel. Buradan istediğiniz seçebilirsiniz veya kendiniz oluşturabilirsiniz. Mesela oyun karakterleri falan var. Anime karakterleri var, böyle arka planlar, TV, sinema, bunları parayla alabilirsiniz ama botun kendi parasıyla alabilirsiniz, yani gerçek para değil. Şimdi burada profil rozetleri var, buradan 2000, işte buradan alabilirsiniz istediğinizi, bayağı özelliği var yani. Gamers oyun, gördüğünüz gibi simgeler var burada, flux, ülkeler, gördüğünüz gibi Türk bayrağı burada. Futbol ile alakalı simgeler var, futbol kulüpleri ve Pokemon ile alakalı kimlikler var arkadaşlar. Kimlik arka planlarına geldiğimiz zaman böyle arka planlar bizleri karşılıyor, gayet güzel. Her türden şeyler var, buradan bakabilirsiniz arkadaşlar, gayet hoş şeyler var. Şöyle buralarda en zengin 100 milyarder var, bu botta en çok parası olanlar diyor. Burada kredi işlemlerini yapabilirsiniz. Buradan kredi işlemlerini size gösterir. Şimdi hemen sunucumuza gelelim. ProBot. Şu an sunucumuz ayarlarındayız. Buradan katılan ayrılanları burada size analiz yapıyor. Gayet güzel bir şekilde. Toplam üyeleri, çevrimiçi olanları buradan sizlere yapıyor. Mesaj sayısını burada sizlere bildiriyor gördüğünüz gibi. Sunucu ayarlarına geldiğimizde buradan prefix, yani ön eki ayarlayabilirsiniz. Mesela ünlem yapabilirsiniz. Veya normal böyle kalabilir arkadaşlar. Dil şu an İngilizce ama biz bunu hemen Türk iş yapıyoruz. Ve buradan değişiklikleri kaydet yapıyoruz. Size İngilizce olarak gelirse buradan değiştirebilirsiniz. Her türlü dil var arkadaşlar. İstediğiniz yapabilirsiniz. Aşağı indiğimizde burada işlevsellik adıyla bir komut da var. Profil komutu var. Buradan tüm komutlara bakabilirsiniz. Mesela buradan düzenle derseniz buradan yeni takma adlar oluşturabilirsiniz. Mesela profil yapabilirsiniz. Daha fazla şeyler yapabilirsiniz. Etkin rolleri buradan seçebilirsiniz. O role sahip olanlar bu profil, yani komutu kullanabilir. Buradan kullandırmayabilirsiniz. Etkin kanalları, devre dışı kanalları ayarlayabilirsiniz. Komut çağırma mesajını otomatik silebilirsiniz. Yani bir 5 saniye sonra falan silebilir. Mesaj silme ile otomatik sil. Yani mesajı siler, sonra bir 5 saniye sonra kendi mesajı siler arkadaşlar. Bunları aktifleştirebilirsiniz. Burası bu kadar, bunları ayarlayabilirsiniz. Mesela şuradan hemen profil kartını göstereyim. Profil yazıyoruz. Şu an yazıyor bot bize ve gördüğünüz gibi böyle bir profil kartı verdi bize. Rank yazarsak ise farklı bir tema verecek bize. Gördüğünüz gibi yazı kanallarında yazdığımız skoru XP'leri olarak gösteriyor, level olarak, ve sesli kanallarda durduğumuz kaç XP yaptığımızı burada gösteriyor arkadaşlar. Gayet güzel. Buradan server, işte daily, mesela daily yazarak günlük para alabilirsiniz. 640 günlük kredi aldık. Rap yaparak birine itibar puanı verebilirsiniz. Tam bunun için 10 level olmanız lazım. Bu kadar arkadaşlar işlevsellik. Aşağıya geçelim. Moderasyon komutları var. Moderasyon komutları, buradan moderasyon rollerini seçebilirsiniz. Moral ses kapatma süresi. Burada susturma ile alakalı bir şey vermiş bize. Buralardan da komutlara bakarak susturabilirsiniz. Kullanıcılara ayarlayabilirsiniz. Otomatik moderasyona geldiğimiz zaman, evet şimdi burası önemli. Spam 5 mesaj 5 saniye diyor. Bunu açabilirsiniz. Mesajı silebilir veya direkt uyarır veya kullanıcıyı direkt susturur. Mesela sustursun. Böyle kaydedelim. Uygunsuz kelimeleri buradan açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Discord davetleri ile alakalı. Mesela spam'a
Buradan ayarlara tıklayalım. Mute time 5, 3 days. Buradan bunları ayarlayabilirsiniz. Günleri ayarlayabilirsiniz. Mesela dakika olabilir, saat olabilir. Her türlü şeyleri ayarlayabilirsiniz arkadaşlar buradan. Bu kadar bu. Değişiklikleri kaydedelim. Buradan yok sayılmış kanalları ayarlayabilirsiniz. Yani orada mesela Discord davetlerini açtık. Bu silecek mesajı. Ama biz buradan yok sayılmış kanalları buradan genel yaparsak orada kullanıcılar Discord davetlerini gönderebilirler. Bunlar diğerleri için de geçerli. Sadece YouTube link kanalları mesela bunları seçebilirsiniz. Sadece resim gönderi kanalları oluşturabilirsiniz. Gayet güzel. Karşılayıcı kısmına gelelim. Bir kullanıcı sunucuya giriş yaptığında bir mesaj gönderir. Otomatik olarak sunucuya biri katılınca bir kanala mesaj gönderecek. Mesela sunucuya hoş geldin diye bir mesaj göndersin. Genel kanalına göndersin veya özel mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Kanala gönderelim biz. Bir kullanıcı sunucuya giriş yaptığında bir resim gönderir diyor. Bunu da açalım mesela. Buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan görüntü yükleyebilirsiniz mesela arkadaşlar. Kendi görüntünüzü yükleyebilirsiniz. Arka planı şöyle ayarlayabilirsiniz. Genişliğini buradan ayarlayabilirsiniz. Avatarı, koordinatlarını, avatar genişliğini, işte çember mi, kare mi olsun, her şeyini buradan ayarlıyorsunuz. Gayet iyi. Kullanıcı adını ayarlayabilirsiniz. Mesela solda olabilir, ortada olabilir yazı. Koordinatını buradan ayarlayabilirsiniz ve metin rengini de buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela kırmızı yapalım, gördüğünüz gibi gayet çok iyi oluyor. Şöyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı ayarlıyorum daha çünkü bir sürü şey var, o yüzden hızlı anlatıyorum. Metin kısmına gelelim. Buradan mesela sunucuya hoş geldin yazabilirsiniz. Gayet hoş durur. Değişiklikleri kaydedebilirsiniz. Ve bunun metin rengini de ayarlayabilirsiniz. Mesela ne yapalım? Mavi olsun, aynen. Değişiklikleri kaydediyoruz ve birisi sunucuya katıldığında böyle bir mesaj atacak arkadaşlar sunucuya. Evet, gömülü mesajlar kısmına geldik. Buradan kendi komutlarını oluşturabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi böyle yazacak. Mesela Levenbut içerik diyelim. Mesaj içeriği test. Mesela test üstte yazacak. Sonra buradan açıklamayı yapabilirsiniz. Emirhan. Gördüğünüz gibi içinde yazıyor. Buradan görüntüyü ayarlayabilirsiniz. Kapak fotoğrafının rengini ayarlayabilirsiniz. Mesela rengi kırmızı yapalım. Gördüğünüz gibi gayet hoş duruyor. Bu kadar. Bakın. Buradan bir kanal seçip deneyebilirsiniz. Yani yeni mesaj gönder deyip genel kanalına gönderebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi test Emirhan. Buradan değişiklikleri kaydedebilirsiniz. Gayet hoş bir şekilde yapabilirsiniz yani arkadaşlar bunları. Gayet hoş. Otomatik yanıtlayıcıya gelirim. Buradan kendi yanıt ekleyebilirsiniz. Mesela sağ dediğinde bize aleyküm selam desin. Gayet hoş. Buradan usır ekleyerek yazan kişiden bahsetmek için diyor. Aleyküm. Mesela sağ dedim ben. Benim ismim buraya yazacak. Kullanıcı etiketlemeden kullanacağını gösterir bu. Kullanıcının davet sayıcı invite ismiş. Buradan etkin kanalları falan ayarlayabilirsiniz. Yanıt ekliyorsunuz ve sağ yazdığımızda cevap olarak dönecek bize. Sağ yazıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Emirhan aleyküm selam. Bu da böyle arkadaşlar. Gayet basit bir yöntem. Kayıtlara gelelim. Log kısmına yani. Buradan kanalı seçebilirsiniz şöyle hepsine. Üye katıldı, üye ayrıldı. Buradan renklerini de ayarlayabilirsiniz. Mesela sunucuyu güncellendi. Mesela mesaj düzenleme. Bunu genel olarak yapalım. Bunu da yeşil yapalım ve etkinleştir diyelim. Şimdi mesaj düzenleyeceğim ben sunucuda. Şöyle yapayım. Test yapayım. Evet, gördüğünüz gibi genelde mesaj düzenlendi. Yeşil olarak yaptı gördüğünüz gibi. Rengini de kendiniz ayarlıyorsunuz. Gayet iyi. Mesaj silindi mesela. Bunu da kırmızı yapalım. Etkinleştirelim. Kaydedelim. Hemen bir mesajımızı silelim şöyle. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu emot rengimiz ve silindi diyor arkadaşlar. Gayet güzel. Buradan bir sürü şey var. Bunların hepsini ayarlayabilirsiniz. Ben hepsini göstermeyeceğim. Bir diğerine geçelim. Renk listesine. Buradan rollerin renklerini değiştirir. Color komutu ile. Renk listesini buradan oluşturabilirsiniz. Renk şekli çember yapabilirsiniz. Yuvarlak köşeli renkli arka planlar. Bu rank ile profil komutlarını buradan ayarlıyorsunuz. Belirli bir arka plan. Buraya girebilirsiniz mesela. Bize normal böyle dursun.
Şimdi otomatik rollere geldik. Sunucuya biri katıldığında bize bu rolleri verecek. Mesela nev role rolünü versin bize. Sunucuya yeni biri katıldığında bu rolü verecek. Tabii bunun çalışması için tabii ki de probot rolünün verilecek rolün üstünde olması lazım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yoksa rolü vermez. Bu da gayet basit ayarlanıyor. Müzik kısmı var. Play yazarak şarkı dinleyebilirsiniz. Mesela hemen bir tane açalım şarkı. Evet. Play yazıyoruz. Bir şarkı yazdı. Tabii onu dinlemeyeceğiz. Play. Telifsiz. Müzik. Telifsiz müzik. Acıyor şu an. Bulamadı. Niye bulamadı acaba? Telifsiz. Heh, buldu. Hemen açalım. Sesi de bayağı çıkmış. Şu an gördüğünüz gibi açık arkadaşlar. Telifsiz müzikler. Bunları ayarlayabilirsiniz. Vol falan. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi işte stop yaparak durdurabilirsiniz. Her şeyini ayarlayabilirsiniz. Gayet basit. Başka bir şeyimiz kalmadı. Burada kontrol paneli kayıtları var. Yani denetim kaydı gibi buradan her şeyi gösteriyor. Yani ayarladığınız her şeyi buradan kontrol edebilirsiniz. Gayet hoş. Başka yapacağımız bir şey yok. Bakın gördüğünüz gibi 11 tane mesaj atmışız. Hemen burada bildirdi arkadaşlar. Sizin sunucunuz fazla ise buradan istatistikleri öğrenebilirsiniz. Buradan son 7 günün grafiklerini öğrenebilirsiniz. Gayet hoş. Gayet güzel. Ben çok beğendim botu. Sunucu açıklama kısmında davet link var, eklemeyi unutmayın. Buradan komutlara bakabilirsiniz. Şöyle hemen gösterelim komutları da. Destek sunucusuna da katılmayı unutmayın ProBot'un. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.